vesaire. Merhaba değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri, vesaire başladı. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Tolga Kutluay, ben Süha Uner, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz program vesairede bu haftaki konuğumuz Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın. Değerli bir psikolog olan Sayın Akın aynı zamanda eğitim bilimleri ve aile alanında yaptığı çalışmalarıyla biliniyor. Sayın Akın'la bu gece vesairede özellikle aileyi konuşacağız. Programımızın başında belirtelim. Hocam saygılar sunarız. Hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar Süha Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam şimdi aile mefhumunun zaman içerisinde değişim gösterdiğini okuyoruz yazılıp çizilenlerden, sizin gibi değerli uzmanlardan. Bu değişim doğal mı? Ya da değişen parametreler hakkında bize neler söylemek istersiniz? Efendim, bir kere önce şunu söyleyeyim, hani hoş bir latife de olsun. Aristo'dan beri, Aristo da dermiş bu aile, bu gençlik nereye gidiyor diye. Yani bu bir romantizm arayışı, nostaljik bir arayış bir taraftan. Yani insanlık her daim eskiyi özler. Ve bu insanlıkla ilgili bir aslında sorunsal ama bu çağda, bu zamanlarda biraz başka zannedersem. Yani özellikle modernite ve kapitalizm, materyalizmin etkilerinin bu kadar yaygınlaşmaya başladığı bu son yıllarda artık biz bir değişmeden çok bir efendim nereye bu gidiş diyebileceğimiz bir noktaya geliyoruz. Tabii iyi örneklerimiz de var. Yani çok güzel gençlikte, ailede örneklerimiz de var. Fakat özellikle bazı noktalarda hızlı bir değişim, dönüşüm ve bunun alt zemini doldurulmadan yaşanan bir değişim ve dönüşüm olduğunu ben bizzat gözlemliyorum. Bunu araştırıyoruz da tabii, yani bizler bilim insanı olarak bir şeyle ilgili bir gözlemimiz, bir hipotezimiz varsa bunu oturup yazmadan önce bizler bunun hem gözlem yoluyla hem de efendim nicel yöntemlerle araştırmasını yapıyoruz. Bizim malumunuz Süha Bey, Türk ailesi dünyada parmakla gösterilecek kadar nitelikli, efendim özellikle Osmanlı da dahil buna tabii ve Cumhuriyetimiz de dahil ki gerçekten dünyada namzet olabilecek, parmakla gösterebilecek. Hatta mesela bunu biz zaman zaman diyoruz. Evet, bazı işte Avrupa'nın kurallarına tam olarak adapte olamasa da bizim Türk ailemizin fedakarlığı, cefakarlığı, birbirine olan bağlılığı, aidiyeti Avrupa'da yaşayan bizim göçmen dediğimiz veya işte Almancı dediğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdan sık sık bunun şeylerini alırız. Yani bizim aile yapımız onlar tarafından efendim çok beğeniliyor. Çünkü çok güçlü bir sosyal tutkal var. Yani biz aslında biraz kolektivist, yani bir arada yaşamayı seven bir toplumuz. Bunun evet zaman zaman dezavantajları da oluyor fakat çok büyük özellikle sosyal yapı anlamında avantajlar oluyor. Mesela şu anda İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Yani 11 milyon civarında yalnız var ve bu yalnızlar için sadece bunların bir kısmı evsiz, bir kısmı evinde evi falan olan ama işte bir şekilde ailesiyle bağını koparmış 11 milyon. Ve bunların tabii ki yalnızlık zor bir şey. İncil'de bile geçer. Yalnız kaldığı için yardımına koşacak biri olmayana acımak gerekir. Yalnızlık bizde de söz vardır, güzel bir söz, Allah'a mahsustur. İnsanoğlu doğa itibariyle bir aile yuva kurmaya ve neslinin devamını tabii ki eğiterek diğer canlılardan farklı olarak sağlamaya matuf, bunu hedefleyen bir varlıktır. Şimdi bu 11 milyon yalnızla mücadele etmek için İngiltere bir bakanlık kuruyor.
Tabii bu yetmiyor çünkü yalnız insan her türlü psikolojik probleme açık, her türlü patolojiye efendim duyarlı bir yapıda. Çünkü derdini anlatacak bir insan çevresinde yok. Para, pul, statü, mevki, bunlar efendim belli bir süre sonra insana o içindeki boşluk, hiçlik duygusunu gidermekte tam anlamıyla katkı sunmuyor. Ne yapalım demiş İngiltere Bakanlığı, hatlar kurmuş. Bizdeki işte hani müşteri hizmetleri gibi aile hatları kurmuş. Bu yalnız insanlar, zannedersem on binlerce de insan bu hatlarda çalışıyor. Tabii biraz psikoloji, biraz efendim iletişim eğitimi alıyor bu hatlarda çalışanlar. Mesela arıyorsunuz siz bir yalnız olarak. Diyorsunuz ki efendim bugün işten çıktım, patronla çok atıştık. İşte bu normalde insan kime anlatır? Evde çoluğuna, çocuğuna veya bir akrabasıyla dertleşir. Veya bir kahveye gider, köydeyse oradaki efendim ahbabıyla paylaşır. Veya işte şehirde de ne yapıyor gençlerimiz? Kafelerde oturuyorlar, konuşuyorlar. Böyle bir hani birbirini tanıma, birbiriyle bağ kalmadığı için hatlarda, bu yalnızlık hatlarında oradaki İngiliz vatandaşları sohbet ediyorlar ve hiç tanımadığı kişilere o gün yaşadıkları dertlerini anlatıyorlar. Tabii bu da yeterli olmuyor ve intihar oranı çok artıyor İngiltere'de. Bunun üzerine hükümet yalnızlıktan kaynaklanan işte suisit olaylarını önlemeye yönelik bir de genel müdürlük kuruyor. Yani bu İngiltere örneği benim çok dikkatimi çekmiştim. Bizim toplumumuz ise birbiriyle hem hal olan, hem gam olan, efendim hem dert olan, empati yapan, anlayan değil mi? Yani misafirperverlik, komşuluk, efendim tanrı misafiri, işte ne bileyim. Bir arkadaşımız demişti, Avrupa'da ölseniz üstünüze gazete örten bulamazsınız. Bizde öyle değil demişti. Yani bizim özelliklerimiz, hususiyetlerimiz çok başka. Fakat bizde de bazı şeyler, özellikle ailenin boşanmaların artması, tabii ki bunun faktörlerini kontrol altında tutarak söylüyorum. Yani nedenleri iyice irdelenmeli. İşte evliliğin azalması, geçen yıl TÜİK rapor yayınladı. Hane halkı sayısının giderek azalması. İnsanların daha bireyci, bireysel demiyorum, ikisi çok farklı. Bireysel olmak, haklarını, sorumluluklarını bilmek, bir toplum içerisinde bir bütün olarak yaşama, egoyu, benliği fark etmek. Ama biz bireyciyiz. Yani hür doğdum, hür yaşarım kime ne şarkısında olduğu gibi daha böyle, bencil demeyeceğim ama daha böyle ben odaklı yaşamaya. Egosantrik diyelim mi hocam? Biraz öyle oldu Süha Bey. Aynen öyle. Egosantrik, daha ben merkezciyim. Tabii bizim gerçekten eski aile yapımız, evet defoları var, zaafları var. Fakat baktığımızda eski aile yapımız hakikaten her alanda. Yani mesela çok basit iki örnek vereceğim. Bir eve misafirliğe gittiniz, sevmediğiniz bir yemek, hoşlanmadığınız bir yemek ikram edildiyse, şimdi biz ne yapıyoruz? Lokantalarda yarıya bırakıyoruz. Bakın israf arttı. Veyahut böyle şımartıyoruz kendimizi bir şekilde. İçtiğimiz kahveyi, yediğimiz yemeği, bizde ne denirdi? Yediğin içtiğin sana kalsın, bana gördüğünü anlat. Yahut şöyle denirdi. Ayıptır söylemesi, şunu yedim. Yani bizde yediğimizi içtiğimizi anlatmak ayıp sayılırdı. Fakat şu anda herkes bu sosyal medya üzerinden bunları paylaşıyor. Olan var, olmayan var. Ki kimse de kendi hayatını maalesef pek fazla yaşayamıyor. Mesela misafirliğe gittiniz, sevmediğiniz bir yemek var. Geri bırakılmaz, ikram geri çevrilmez. Hemen ev sahibine dersiniz ki azıcık yoğurdunuz var mı? Veya azıcık baharatınız var mı? Alırdınız, yoğurdu kattığınızda o yemeğe, işte neyse artık bir musakka mıdır, bir kabak mıdır veya neyse o yemek. Tabii tadı değişiyor doğal olarak. Siz hem Allah'ın nimetine burun kıvırmamış, elinizin tersiyle itmemiş oluyordunuz. Hem de burada çok ince bir mesaj vardı. Mesela bizim toplumumuzda yoğurt istendiğinde bir daha o eve o misafir geldiğinde o yemek yapılmaz. Yoğurt bir sembol. Yani efendim demek ki bu bunu sevmiyor. Yine kahve. Kimseye gittiğinde aç mısın tok musun böyle nazikçe kahvenin yanında su gelir. İşte efendim eğer misafirin karnı toksa önce kahveyi alır, sonra suyu içer. Toksa önce kahve. Açsa da önce suyu
içer. Tabii bu ev sahibi de su içtiğini görünce kahveden önce, ha demek ki bu aç, karnı aç, ben hemen yemek hazırlıklarına başlayayım. Yani yer misin, içer misin, gel sana şunu ısmarlayayım falan, böyle bir kültür yok. Hep bir biz buna rikkat diyoruz. İncelik, letafet, nezaket üzerine kurulu bir kültür. Mesela anne diyor ki çocuğuna, oğlum diyor git komşudan tuz iste. Anne diyor tuz var evde, niye isteyelim? Oğlum diyor ben de biliyorum tuz olduğunu ama şunu fark ettim. Anne bunu çocukla konuşuyor. Asıl güzel olan bu. Çocuğu sosyalleştiriyor. Ben de biliyorum tuz olduğunu ama evladım diyor, komşunun durumu bu aralar sıkışık, borçları var. Evlerinde de bazı eksikler olabilir. Biz onların komşusuyuz. Evlerinde muhakkak tuz vardır. Çok az tuz alalım biz onlardan bir yemeklik. Onlara borçlanalım. Biz onlara borçlanalım ki onlar da bizden gelip rahatlıkla, çünkü biliyorum pirinçleri olmayabilir, şekerleri olmayabilir, işte yağlar olmayabilir, gelip rahatlıkla isteyebilsinler. Böyle evet. Hakikaten çok ince, çok nazik, çok sosyal tutkalı geliştirmek. Bir de bizim kültürümüzde, dinimizde selam. Bakın selam kalmadı birbirimize. Sokaktan geçerken selam vermenin efendim esenliği, güvenliği, efendim işte sosyal tutkalı bağ güçlendirdiğini hepimiz biliyoruz. Ya çok güzel örneklerimiz var. Fakat sorun şu, bizler yetişkinler olarak, anne babalar olarak evde bunları konuşmuyoruz. Evde geleneklerimizi, adetlerimizi, örflerimizi, kültürümüzü aktarmıyoruz. İbn Haldun'un müthiş bir sözü var. Der ki, insan beyni değirmen taşı gibidir. Efendim, mısır koyarsanız mısır unu öğütür. Buğday koyarsanız buğday unu öğütür. Hiçbir şey koymazsanız kendi kendine öğütür. O iki taş, değirmen taşı. Biz şu anda çocuklarımıza kültürümüzü, medeniyetimizi, örflerimizi beynine içerik olarak üretemiyoruz. Bunun yerini işte efendim bir takım sosyal medyadaki öğrendiği kültürel efendim hegemonya içerikli şeyler, bir takım diziler, bir takım maalesef işte filmler ve diğer dijital medyadan aldığı içerikler. Tabii bu güzel kültür arada kaynıyor ya abi. Hocam şimdi o konulara gireriz, sizin önerilerinizi de alacağız ama girişi bir toparlayayım ben isterseniz. Buyurunuz. Şimdi aile, mahalle ve millet kavramları bize Osmanlı'dan miras, hatta Selçuklu'da. Evet. Şimdi tabii millet kavramı Osmanlı döneminde dini gruplar, inanç grupları için kullanılıyor. Bugünkü manada değil. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi o kalan miras Cumhuriyet'le birlikte kuşkusuz bir değişime uğradı. Müspet yönleri de var değil mi bu değişimin? Yani şöyle, yani bir Osmanlı-Cumhuriyet karşılaştırması tarihçilerin işidir. Fakat insanlık çok, eğer iyi kullanılırsa, çok anlamlı bir ve güzel bir noktaya gitti. Yani şu anlamda mesela teknolojinin gelişmesi, tarımdan efendim sanayiye, sonra ardından bilgiye geçilmesi ve artık yani çok kolay insanların belki ekonomik sıkıntılar oluyor ama sosyal anlamda haklarının daha fazla görünür olması. Mesela siz bir Japon meslektaşınızın yazdığı bir makaleyi ertesi gün okuyabiliyorsunuz. Gerçekten öyle. Okuyorum. Ben mesela eskiden Osmanlı döneminde Japonya'yı bilemeyecektim. Belki duyacaktım. Belki çok şanslıysam okuyacaktım. Şu anda özellikle kültürleri tanıma, insanların dünyanın öteki uçlarında görebilmesi, işte mesela buradan iyi olmak da kolay bu çağda, Cihabe, kötü olmak da kolay. Yani bu çağda cennete tuğla taşımak da kolay, cehenneme odun taşımak da, hepsi bizim elimizde. Çünkü biz Afrika'yı görebiliyoruz oturduğumuz yerde. Efendim bir deprem, bir afet olduğunda oradaki sıkıntıları görebiliyoruz. Bu bize iki şeyi sağlıyor. Bir, hasbilik özelliğimizin ortaya çıkmasını, yardımseverliğimizi şey yapmamızı, efendim. Belki alttaki komşumuzun farkında değiliz. Bu da dezavantajımız. Ama Afrika'ya hayır yapıyoruz. Aslında bu da bir çelişki değil mi? Yani Afrika'ya online bağış yapıyoruz. Alttaki komşunun adını bilmiyoruz. Haberimiz yok. Haberimiz yok. Böyle bir ikilemler çağındayız. İyiliği bu. Dünyanın her yerine ulaşabiliyoruz. Kötülük de tabii ki aynı şekilde avucumuzun içinde, telefonda, şeyde, efendim, internette, her yerde aynı zamanda ona da ulaşırız. Fakat dünyanın öbür ucuna ulaşırken
uzaya çıkarken insanoğlu aynı zamanda az önce söylediğim gibi alttaki komşusunu tanıyamıyor. Belki bu insanoğlu annesini babasını evine evcil hayvan koyabiliyor ama annesini babasını evine alamıyor. Tabii hocam yani, şimdi 18. yüzyıl 1789 Fransız devrimi gerçekten tüm kurumları alt üst etti. Ardından 19. yüzyılda ideolojiler ortaya çıktı. Dünya değişti. Ama herhalde şu son 50-60 yılda olan değişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Gerçekten öyle Cihan Bey. Yani şimdi ben bir araştırma yapmıştım dünya nereye gidiyor diye. Dünyada neler oluyor kendim bilgileneyim diye bir gözlem şeklinde okudum, biraz arşivi karıştırdım. Bu süreçte hakikaten çok tehlike çanları dünya için çalıyor. Yani öyle noktalara gelinmiş ki mesela pedofilin çocuk istismarı. Evet, çocuk istismarı, çocuk şeyi giderek şey yapıyor. Mesela birçok ülke, yani bunları konuşmak durumundayız belki ama hani ensest evliliği veya ensest ilişkiyi yasal sayacak yasalar çıkarıyor. İşte efendim öte yandan cinsiyetsiz bir insana doğru gidiyoruz. Bakın bu ciddi bir tehlike. Artık şu öneriliyor. Önemli olan kadınlık, erkeklik değil, insanlık. Yani bunu tabii ki insanlık önemli ama bu güzel kelimeyi, bu önemli kelimeyi öyle bir kamuflajla sunuyorlar ki şöyle diyorlar, cinsiyetiniz sizi iyi veya kötü yapmaz. Erkek olmak da sizin elinizde, kadın olmak da sizin elinizde. Siz seçebilirsiniz. Efendim, cinsiyet doğuştan bir kader değildir. Sorgulayın, kür cinsiyet. Yani veya işte tuhaf, akışkan cinsiyet, akışkan cinsel kimlik. Çocuklarımızın zihnini karıştırıyor. Şu anda ciddi bir cinsiyetsizleşme akımı, işte efendim metroseksüellikle başlayan, bakımlı erkekle başlayan ama şu anda daha böyle kadınımsı erkeğe doğru giden, tam tersi kadınlarda ve kızlarda bir erkeksi protestoya dönen, yani efendim kadınlığından vazgeçerek veya aşırı bunu ön plana çıkararak erkeklerle bir mücadele, bir şeye giren. Yani bunlar sıkıntılı şeyler. Mesela yine evlilik dışı çocuk sayısı müthiş artıyor. Fransa'da %59. Yani 6 çocuk, 10 çocuktan 6'sı evlilik dışı. Bizim gayrimeşru dediğimiz, yani herhangi bir yasal veya dini birliktelik sonucu bir araya gelmemiş ki ailedir bu. Yani ailesiz doğan çocuk %60 civarında. Hocam şimdi bu analizleri yaptıktan sonra süreyi doğru kullanmak adına artık önerilere geçelim. Şimdi ailenin yapı taşları anne, baba ve çocuk. Tabii aileler çocuk sahibi olmaya karar verirken hangi konular üzerine yoğunlaşmalı? Bu önemli. Yanlış odaklanmalar oluyor mu? Çünkü sizin uzmanı olduğunuz bölümde saha araştırması da çok yapılır. Son derece fazla bilginiz olduğunu tahmin ediyoruz bu konuda. Nelere yoğunlaşmalı? Özellikle gençlere tavsiyeleriniz neler? Evet, şimdi ben bir kere bazı ne derler buna? Mottolar, yani akılda kalacak. Hatta belki spot olacak cümleler kurmak istiyorum. İşte birincisi Süha Bey, biyolojik ebeveynlik kolaydır ama psikolojik ve sosyal ebeveynlik zordur. Yani biyolojik ebeveyn dediğimiz, az önce siz de isabetle söylediniz, çocuğu dünyaya getirmek kolaydır. Peki bizim diğer canlılardan ayrılan özelliğimiz de insan yavrusu. Efendim uzun yıllar, hatta bazen ömrünün büyük bir kısmında anne babaya ihtiyaç duyuyor. Bu diğer canlılar için geçerli değil. Doğada hiç... kendi kendine en geç yatan yavru. Evet. Onu biliyorum. Doğru. Çünkü diğer canlılarda içgüdüler var, refleksler var, dürtüler var. Ve bir şekilde belli bir süre sonra kendi başına hayatta kalabiliyor. Bizim farkımız, biz sadece fizyolojik olarak gelişmiyoruz. Biz sosyolojik olarak gelişiyoruz, insan yavrusu olarak duygusal anlamda gelişiyoruz, kültürel değerler anlamında efendim gelişiyoruz. Efendim yine ontolojik gelişimimiz var, yani spiritüel anlamda gelişiyoruz. Bunları bir kere
verebilecek, ben hep söylüyorum, en iyi pedagog anne babadır. Çocuğunu en bir pedagog kadar tanımayan anne babada arıza vardır. Fonileri neler, onu mutlu eden şeyler, fobileri neler, efendim ilgileri neler. Yani biz biraz bu konuda toplum olarak işte Amerikan'la Irak'la ilgili planlarını saatlerce anlatır kahvelerde büyüklerimiz. Evladın ne yapıyor? Bunun kaygıları, yetenekleri, ilgileri nedir diye sorduğunda ellerinden öper. Üç evladım var. Başka da bir bilgi çıkmaz. Yani komşuyu dikizlerken evi unutmuşuz. Bu yüzden şunu unutmamamız gerekiyor. Bir kere çocuğumuz varsa veya çocuk sahibi olacaksak bu yavruya hazır olmamız. Bu yavrunun uzun yıllar bizimle birlikte var olacak. Değil mi öyle ebeveynler? Çocuğun okuluyla ilgilenmez. İngiltere'nin Orta Doğu politikası üzerine saatlerce konuşur. Şah Bey, maalesef yani böyle bir çoğunluk var. Keşke azınlık olsa. Ama şunu da demiyorum Şah Bey. Yani biz bunu eleştirirken şimdi tam tersi bir yapı çıktı. Çocuk merkezli. Ziya Paşa Türk ailesi peder şahidir der. Yani baba erkil. Baba erkildir. Fakat şimdi ben değiştiriyorum Ziya Paşa'nın sözünü. Türk ailesi velet şahidir. Şu anda evet hakikaten yani biz çocuklarımıza çok büyük kötülük yapıyoruz biliyor musun? Bir hocamız doktora da şöyle derdi, dedi. Eğer birisi bir çocuğuna büyük bir kötülük yapmak istiyorsa her istediğini ona alması yeterlidir. Her istediğini al. Şimdi bakın anne babalar olarak biz bunu da sorduk. %33 civarında anne ve baba karışık ebeveyn diyelim. Çocukluğunda yaşayamadıklarımı çocuğun fazlasıyla yaşatmak isterim çocuğuma diyor. Veya sevmediği bir yemek varsa hemen yenisini yaparım ya da dışarıdan yemek sipariş ederim. Hayır şey abi bunlar çok yanlış. Yani çocuğumuzun sevmediği bir yemek varsa veya bunu alışkanlık haline getirmişse onu ona yedirmenin, ona şükretmenin, ona kanaat etmenin yollarını bulmamız lazım. Şu anda yani özellikle bu part-time ebeveyn, yani nedir part-time ebeveyn? Bu kelimeyi de açalım. Çocuğumu bakıcıya vereyim. Büyüyünce kreş baksın. Biraz daha büyüsün Allah razı olsun yuvalar var. İşte 5-6 yaşına geldi anaokulu. Sonra belediyenin bilgi evi varmış. İlkokulda oraya gitsin. Ortaokula geldi. İşte falan STK'nın güzel bir öğrenciyle ilgilenen bir kursu var. Oraya gitsin. Anne baba nerede? Yok. Anne baba şunu yapıyor. Helikopter ebeveyn. Anne hocam baba onu ben duydum. Helikopter ebeveyn. Biraz da gülümsedim. Kulağıma da biraz garip gelen bir tabirdi. Dinleyicilerimiz evet. De kuşkusuz meraklanmış olmalılar. Nedir efendim helikopter ebeveyn? Şimdi çocuk güzel tüccar der İsmet Özel. Yani çocuk o güzel tüccar der. Hakikaten çocuk müthiştir. Tespitlerinden kaçamazsınız. Size öyle bir etiket vurur ki yüzyıllar boyu kalır. Bunu söyleyen bir çocuk. 60'lı yıllarda söylenmiş bu kelime. Tabii şimdilerde çok ön plana çıktığı için, zamana zeitgeist'e oturduğu için daha fazla kullanıyor. Şimdi helikopter ebeveyn şu. Oğlum gitar kursuna gittin mi? Kızım sporunu yaptın mı? Yavrum vitaminlerini aldın mı? Sen şurubunu içtin mi? İşte yemeğini yedin mi? Beslenmen tamam mı? Efendim babaya gelelim. Harçlığını aldın mı? Şunu yaptın mı? Bir ellerinde bir checklist var. Bu biraz da dediğim gibi bu çağda efendim çocuk merkezlilik veya biraz böyle anne babalar yani Siyah Bey şunu söyleyelim. Bizim anne babamız hakikaten bizim derken yani 40'lı 50'li yaşlar üzeri biz de şimdi anne babayız ama hakikaten evet sevgisini ifade etmede arıza vardı. Bunu biliyoruz. Bizim toplumda öyledir. Çiçekler nerede satılır? Ya mezarlıkta ya hastanede. İnsanın en zor zaman yani en az işine yarayacağı yerde. Baba sevmezdi bizi küçükken. Sevmezdi. Severdi de belli etmezdi. Belli etmezdi. Yoksa bizim babamız yaslandığımız dağdır. Şimdi de tam tersi. Biz asıl evden koptuk anne babalar olarak. Kahvaltıyı bilmem işte sabah şurada, öğleni burada. Evi evin içinde yaşamayı bıraktık. Evi dışarıda yaşıyoruz. Ev emniyettir, ev güvenliktir. Şimdi böyle olunca bir de efendim bilinçaltından karşı tepki geliştirme mekanizması denen bir mekanizma vardır Şah Bey. Bir insan ahlaktan, dürüstlükten çok söz ediyorsa bilinçaltında kendi ahlaksızlığı ile ilgili bir kaygısı var. Bir insan sürekli söz veriyorsa, yemin ediyorsa kendiyle ilgili aslında
efendim bilinçaltında güvenilmez birisi olduğuna dair bir kaygısı vardır. Yani psikolojide ilke şudur. Kendiyle barışık olan başkasına çatmaz. Kendiyle barışık olan olduğu gibi olur. Şimdi anne babalar uzaklaştı evden. Bunun telafisini yapmak için çocuğuyla aşırı ilgileniyorlar. Zannediyor ki çocuk şöyle bir varlık. Akşam eve geleceğiz, anne baba hiç şey, işten gelmiş yorgun argın, çocuk bakıcıda veya işte ne bileyim teyzesinde, babaannesinde. Geleceğiz, iki elinizde, bir elimizde oyuncak, bir elimizde çikolata olunca, hepsini çocuğun önüne serince, oh çocuk Allah razı olsun anne, ne güzel annesi, ne güzel babası diyecek. Böyle bir şey değil. Çocuk sevgiyi, ilgiyi günlük yaşamın içerisinde bir birim olarak, denge olarak. Burada tabii politikalarla ilgili de şeyler var. Yani annelerin, babaların evle daha fazla ilgilenmesi için özel ve kamu kuruluşlarının şey yapması, düzenleme yapması. Ütopik gelebilir ama bu önemli. Hocam şimdi burada da bir öneri alabilir miyiz sizden? Yani az önce kısmen girdiniz zaten. Evet. Mesela şimdi abi, anne baba saat 7'de işe gidiyor. Çocuk az önce dediğiniz gibi ya ebeveynlerde, yani bir kuşak öncesinde, ya da bakıcılarda. İstanbul özelinde şunu konuşabiliriz. En zoru bakıcı bulmak. Nitelikli ideal bakıcı bulmak. Evet. Arkadaşlarımızın ne kadar çaba gösterdiğini bu konuda biliyoruz. Peki ne yapacaklar? Nereye gidiyor bu iş? Şimdi önce şu helikopteri tamamlayayım çok kısaca, sonra ona geçeyim. Lütfen hocam. Şimdi çocuk diyor ki böyle bir anne babayla psikoloğa gidiyorlar. Anne anlatıyor işte, baba anlatıyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, şunu alıyoruz, bunu ediyoruz ama çocuk mutsuz. Çocuk diyor ki anne diyor, sen de helikopter gibi üstünde dönüp duruyorsun akşama kadar diyor. Hmm, oradan geliyor. Oradan geliyor. Bu terimi bulan çocuk. Ama şu anda biraz böyleyiz. Şimdi gelelim. Bakın bütün özellikle Bowlby, Ainsworth gibi, ondan sonra Melanie Klein gibi, Margaret Mahler gibi, bu isimler çok önemli. Bunlar bağlanma kuramcıları ve obje kuramcıları. Yani özellikle 0-6 yaşa odaklanmış ve bu yaşta ne olursa çocuklukta ileride nelere yol açar diye araştırmalar yapmış insanlar. Büyük kuramcılar. Bowlby, Ainsworth, Margaret Mahler, Melanie Klein gibi. Şimdi bunların hepsinin ortak geldiği bir nokta var. Özellikle efendim 0-3 yaş arası. Bu yaşta çocuk anneye, özellikle de anneye çok ihtiyaç duyuyor. Babaya da. Ama özellikle anneye. Güvenli bağlanma ve ayrılmayı sadece anneyle yaşayabiliyor. Ne dünyanın en iyi bakıcısıyla, ne en müşfik babaanneyle, ne de işte en fedakar dedeyle değil. Sadece anneyle. Annenin orada serzenişleri, belki zaman zaman çocuğa kızmaları, onu işte böyle yeri geldiğinde terbiye, tedip etmeleri. Bunu sadece en iyi dozda anne yapabiliyor. Bunu da birkaç tabii insanlar üzerinde deney yapmak mümkün olmadığı için yavru maymunlar üzerinde deneyler yapıyorlar. Bir tek yumurta ikizi yavru maymunun birini gerçek annesiyle, çok sayıda bu deneyler tekrarlanıyor. Diğerinde, diğer ikizi de yavru, yapay bir anneyle diğer yavruyu da büyütüyorlar. Ama yapay anne dediğimiz, ben onun videolarını falan da izledim. Gerçekten anne gibi. Tüyü, dokusu, göğüs yapmışlar, süt veriyor. Hatta sırtını sıvazlayacak şekilde efendim bir aparat şey yapmışlar. Tek veremediği uygun dozda, bakın. Uygun dozda sevgi ve ilgi. Sevginin şefkat de fazlası gibi, değil mi hocam? Evet, şefkat, sevgi ve ilgi. Hatta şu söyleniyor. Annelerin özellikle emzirme sürecinde efendim bir takım foremon, yani bir koku, bir salgı, koku salgısı, bir koku salgıladı ve bu kokunun her bir anneye genetik kod gibi, bir kare kod gibi o özel olduğu ve bu kokunun, bu sütteki özellikle kokunun veya o emzirme esnasında yayılan bir takım hormon da olabilir. Yani işte bir mutluluk hormonu olduğu için, çünkü anne emzirince mutlu oluyor, besledikçe, nutrition yaptıkça mutlu oluyor, mutlu oldukça vücutta bir takım salgılar, nasıl korkunca salgılar, hatta hayvanlar bunun efendim hissediyor, biliyorsunuz korktuğunuzu belli etmeyin diyor, korkunca o köpek bizdeki şey, yani benzetmek gibi olmasın, bebek de annenin mutlu olduğunu hissettikçe, o yayılan kokuyu aldıkça sadece anneye özgü bir kodla. Şimdi maymunları gözlemliyorlar, birisi efendim gerçek bir maymun gibi annesiyle büyüyen yavru tek yumurta ikizi maymun, hopluyor, zıplıyor, daldan dala atlıyor. Öteki de efendim ben de maymun olmak istemez miydim bu yalan dünyada? Arabesk takılıyor.
Halbuki fiziksel olarak bütün ihtiyaçları karşılanmış. Tek fark ne? İşte gerçek bir anneden o bağ, o objeyi, anneyi obje olarak görmek istiyor. Şimdi de öneri nedir? Öneri şudur. Bunu Avrupa'daki birçok ülke yapıyor. Ben özellikle İskandinav ülkelerinde gördüğüm şu. Devlet müthiş destek veriyor. İki şeye. Bir, ebeveynlik eğitimine. Anne babaların eğitimi çok önemli. Özellikle gelişim psikolojisi, iletişim, çocuk büyütme teknikleri gibi vesaire. Tabii bunun tekniği olmaz ama bizim Anadolu irfanıyla psikoloji ilmini birleştirmemiz lazım. İkincisi, efendim, evliliğin zeminini oluşturacak kamusal önlemlerin veya teşviklerin alınması. Yani gençlerimiz maalesef bir yandan da evlenmiyor. Evlilik yaşı 30'lara dayandı. Bazen ileri yaşlarda artıyor. Seçim olarak bakabiliriz ama bir olgu olarak da evlenmeyince ne oluyor? Bakın, bugün bazı küçük Avrupa ülkeleri, küçük derken coğrafya açısından diyorum ve küçük olunca da şeyleri çok geniş oluyor bunların, malumunuz efendim, refah düzeyleri çok yüksek oluyor. Ama bu ülkelerin bir kısmı 100 yıl sonra yok olacaklarını biliyorlar. Nasıl? Efendim, cinsiyetsizlik artmış. Üçüncü cinsiyet. Yani 10 yılda bir cinsiyet değiştirme trendleri başlamış. İntihar oranı yükseliyor. İntihar oranı yükseliyor. Evlilik olmuyor. Evlilik olmasa ne olacak abi? Bizim mesela toplumumuzda hiç kimse evlenmesi. 50 yıl sonra bütün yaşlılar ölür. Çocuk doğmayacağı için efendim toplum biter. Bunu az önce ediyorum. Yalnızlık Bakanlığı dediniz, İngiltere örneği. Danimarka'da insan kütüphanesi kurulmuş hocam. Gidip yarım saat sohbet ediyorsunuz. Evet. Ya daha neler duyacağız? Yani bu çağda bu da başımıza gelmez mi diyeceğimiz şey azalacak. Şimdi dolayısıyla evlilik olmayınca toplum giderek küçülüyor, atomize oluyor, bölünüyor. Bir de boşanmalar artıyor ve bakıcılık kurumu artık bir şey haline geldi. Bunun maddiyattan da bağımsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ben maddi durumu iyi olanların da bunu, bakıcı sistemini kullandığını gözlemliyorum. Şimdi ne yapıyor bu gelişmiş ülkeler 50 yıl, 100 yıl sonrasını gelene? Bir kere müthiş bir çocuk parası veriyorlar. Çocuk sayısı artsın diye. Genç nüfusu yok çünkü. Önce evliliği teşvik ediyorlar, evet. Sonra çocuğu. Ediyorlar ama evleniyor ama ben görüyorum mesela Amsterdam'da evlenen çifti görüyorum. Hocam siz anne de gittiniz, nereden örnek verdiniz? Hadi ikisi çok ondan vereyim, orada da gördüm vallahi billahi. Bari Kopenhag'da falan anlaşsaydı. Şimdi şöyle yapıyoruz ya abi. Tamam, evlenmişler. Evet, 2-3 çocuğu da var yanlarda. Görüyorum böyle sarışın sarışın bıçırlar. Fakat anne farklı bir dünyada. Ağzında madde var, çiğniyor. Baba farklı bakışları kaymış. Yani bu aile olmuyor ki. Bu belki de bir geçim kaynağı olsun diye bu şeyi kullanan. Bizim Avrupa'daki Türk kardeşlerimiz, selam olsun hepsine. Onlar bunu bir ara epey bir şey yapmışlardı, hoşlarına gitmişlerdi. Çocuk sayısı çok fazladı çünkü özellikle Almanya'da çocuk parası veriliyordu. Fakat şimdi ciddi biçimde kesenin ağzını açmış vaziyette. Özellikle İskandinav ve diğer Kuzey Avrupa ülkeleri. Fakat maya yok, maya. Maya tutmuyor. Yani iki insanı siz parayla bir araya getirirsiniz, teşvikle. Ama o sosyal doku, gelenek, kültür, norm, kültürel kalıtım. Dedenini olmayınca çocuk nereden öğrenecek? Konuştuk ya, Türk tarihinden örnek verdik. Önce aile, sonra mahalle, sonra millet. Tabii. Onlar bitmiş. Şimdi bizim bazı şeyler alarm düzeyinde. Bakın, artık bizim evlilikle ilgili çocuklarımızı, gençlerimizi, bakın burada ailelere de görevler düşüyor. Mesela anne babalar çok böyle ufak şeylerden artık, size de denk geldi mi bilmiyorum ama mesela düğüne birkaç hafta kala düğünümüz iptal edildi, şeyleri bir iki almaya başladım ben, özürleri. Yani basit şeylerde bu çocuklar bırakın evlensinler, bırakın çoluk çocuk sahibi olsunlar. İşte efendim 84 parça Kütahya porselen niye yok? Ya olmasın efendim, şu niye yok, bu niye yok? Biraz eksik olsun ama bunlar bir araya gelsinler. Çünkü bir araya geldikten sonra, evlendikten sonra sizin bu tartışmalarınız, büyüklerin bu yaptığı kavgalar, gürültüler onlara sadece bagaj olarak kalıyor. Orada da ilk 7 yılın önemli olduğu söyleniyor. Tabii. Doğru mu hocam o? Doğru. İlk 5 yıl özellikle benim yaptığım çalışmalarda şunu bulduk abi. İlk 5 yıl, şimdi flört süresi uzadı. Efendim evlilik süresi uzadı. Yani evlilik öncesi ilişki süresi.
Evlendikten sonra çocuk yapmama süresi uzadı. Biz şunu bulduk. Yani bulduk derken kayıtlardan. Boşananların büyük bir kısmı ilk 5-6 yılda çocuk sahibi olmayanlar. Yani böyle bir oran var. Çocuğu erteleme. Efendim biraz birbirimize vakit ayıralım. Bu çok yaygınlaştı. Fakat o işte o süreçte çocuk bir adeta eve neşe kaynağı, huzur kaynağı, saadet kaynağı oluyor. Onun için hem evliliği teşvik etmek, sağlıklı ama eğitimli ebeveynlik. Malezya bunu çok güzel yapıyor. Yani çok bizim ehliyet gibi, trafik sürücü belgesi gibi anne babalık belgesi veriyor ve bunu nikahta istiyor bu belgeyi alıp almadığını. Burada çeşitli eğitimler. İkincisi aileler zorlaştırmayın, kolaylaştırın evliliği. Yani ufak tefek şeylerden dolayı gençler mükemmelliyetçi olmayın. Şahabi bir araştırma yaptık, 30 ölçüt verdik 5000 gence. Dedik ki evleneceğiniz kişide hangi özellikler olmasını istersiniz? 30 tane de ölçüt verdik. İşte efendim zeki olsun, zengin olsun, güzel yakışıklı olsun, işte presentable olsun mesela herkes seçiyor bunu. Beni taşısın, bunu özellikle koydum. Beni taşısın aman Allah'ım. Herkes böyle Herodot, onu taşıyacak birinin peşinde. Yani çok böyle üst bir insan. Şimdi 30 ölçütten soruyoruz. 16 tane, 17 tane. Biz de bir hesap yapıyoruz. Bu 16-17 özelliği taşıyacak 8-9 kişi vardır dünyada. Yani müthiş bir eş seçiminde mükemmelliyetçilik algısı gelişti. Ben de şeye çok gülüyorum hocam. Dikkat, arabada prens var. Sanki kendi kral kraliçe de. Ama öyle yaşıyoruz artık bu sosyal medyanın etkisiyle. Peki diyoruz bu 17-30 ölçüden sizde kaç tane var? 6 veya 7 çıkıyor. Yani evet. İnsanlar kendilerinin farkındalar ama buna rağmen ısrarla kendilerinden 3 kat 4 kat mükemmel insan arıyorlar. Gençlerin problemi de bu. Gelelim devlete ve kamuya. Şimdi bizim bir kere özellikle bakın burada kuramsal temeli var bu işin. Yani 0-3 yaş az önce de söyledim çok önemli. Onun için 0-3 yaştaki annelere, babalara ama özellikle annelere muhakkak devletimiz maaş olarak teşvik etmeli. Yani ücretsiz izin süresi kesinlikle artmalı. Yani ücretsiz izin kaldırılıp onun yerine 2 yıl en az maaşla. Böyle olursa anne evinde çocuğuyla ilgilenir, anne evinde çocuğunu sosyalleştirir, bakıcıya gerek kalmaz. İşte babaanneye, anneanneye şuna buna bakın bunlar önemli ama annenin yerini tutmak. Anne ile bebeğin ayrılmaması gerekiyor hocam. Yazık günah annelerin de içi parçalanıyor görüyorum. Sabah bakıcıya veya işte kreşe yuvaya bırakırken ya çocuk bir yandan gidiyor. Yani siz şimdi düşünsenize bir yavru kediyi annesinden ayırdığınızı ya ne kadar içiniz düz ediyor. Ama biz maalesef çalışma koşullarından dolayı bunu yaşamak zorundayız. Bu bağlanma problemlerine yol açıyor. Hocam çok yani, güzel bir yere geldiniz. Süre de çok daraldı. Şu pandemiyi evet. De konuşalım içinde bulunduğumuz dönemi. Evet. Şimdi önce yeni normal dedik. Şimdi yeni normalin yeni normali denen bir kavramla karşı karşıyayız. Tabii salgın sosyal hayatta da pek çok konuda etkisini gösterdiği gibi aileleri de etkiledi. Her tabii. Şeyin dijitalleştiği bir dönem. Anne babalar bu dönemden nasıl etkilendiler? O sizin analizinize, projeksiyonunuza ihtiyacımız var. Buyurun hocam. Peki. Şimdi Şah Bey, evet tam bir şok halinde evren, dünya, insanlık. Hep şunu düşünüyoruz, hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir mi? Evet birçok şey eskisi gibi olmayacak. Mesela biz eğitimciyiz. Eğitimlerimiz artık bundan sonra %40 uzaktan olacak. Bu arada bölmemek için başında söyleyeyim cümlenizin. 5 dakikamız var hocam, buyurun. Tabii. Peki. Şimdi birçok şey eskisi gibi olmayacak. Bunu kabullenmemiz lazım. Bu pandemi deyim yerindeyse insanlığın üzerinden bir silindir gibi geçti. İlk etapta bir şok yaşadık ve halihazırda insanlık normal değil. Şu anda bunun etkilerini görüyoruz. Ne çocuk normal, ne anne baba normal. Kimse normal değil. Evlilikler normal değil, ayrılıklar normal değil. Efendim evde bir şey, her akşam bir şok. Mesela dün yine bir şey duyduk. Efendim 2-3 gün önce şeyi olacak. Bu hiç bitmeyebilir. Yani hep böyle bir pandeminin hiç bitmeyeceğine dair. Şöyle espriler yapıldı ya hocam. Aslında karım ne kadar iyi bir insanmış. Onu tanıma fırsatı var. Gerçekten öyle. O da var. Yani evde kalmanın şeyini de gördük. Aslında diyor benim evet hanım fena değilmiş diyor falan. Yani ya ben bana diyor kötü anlatmışlar. Yani yanındaki görmemiş. Hep başkasından duymuş. Şimdi evde kaldık. Takıntıların ve paranoyaklığın
şüpheciliğin arttığı bir döneme giriyoruz. Bakın bir yerde birisi aksırdığında, tıksırdığında, hapşırdığında kaçacak yer arıyoruz. Asansörlere falan, yani kitlesel bir obsesyona, kitlesel bir paranoyaya doğru. Hocam ben 2 yıldır asansöre binmiyorum. Evet, aynen öyle Süha Bey. Yani ve bunun sonu da yok yani. Hani mesela artık belli şeylerde şimdi burada en çok sevinen obsesifler, yani oh bizi anladınız demeye falan başladılar. Yani herkes şimdi obsesif olunca istifçilik yavaş yavaş hepimizi şey yapıyor efendim. Bir istifçiliğe doğru gidiyoruz. Evlerde bakıyorum biriktirmeler, özellikle ev yemekleri yerine bu şehirde kaldığımızda hazır bu şeyler, getirir götür şeyleri. Aile içi iletişim bu olumlu etkilendi. Kavgayı da gürültüyü de dibine kadar yaşadı insanlık. Mecbur tıkadı bizi bu pandemi eve. Alın bakalım. Şimdi kaçacak yeriniz vardı, AVM'niz vardı, baba kahveye gidiyordu. Yok şimdi öyle bir. Peki çocukların okula gitmemesi, evden eğitim almaları? Evet, o da tabii yani bir neticede okul sosyalleşmedir, sosyal adaptasyondur. Çok büyük dezavantajlar oldu. Bu yıl özellikle birinci sınıflarda şunu görüyoruz Süha Bey, çocuklar okula gitmiyor. Çünkü hani o anaokulu, ana sınıfı bir alıştırma evresiydi. Çocuklarda müthiş bir okul kaygısı, okul fobisi var. Bu çok önemli. İlkokul birinci sınıf özellikle bu yıl açılmasına gerçekten çok sevindim. Ve her ne olursa olsun kapatılmamalı. Çocuklar o şeyi aşmalı. Çünkü anaokulu da okuyamadılar bunlar geçen sene. Bu yüzden çocuklar okulla ilgili ilk tutumları, ilk efendim koşullanmaları çok önemli. Okulu böyle kaygı veren, güven, anneden ayrıldığı ilk yer olarak eğitim aldığı yeri görmemesi lazım. Ama bu yıl biraz öyle olduğunu görüyoruz. Ama şunu da gördük, evimizi ihmal ettiğimiz, işte az önce dediğiniz gibi bizim çocuk fena değilmiş, zekiymiş, bizim hanım işte ne kadar güzel işler yapıyormuş falan. Veyahut işte birçok sosyal anlamda evde vaktimiz oldu, büyüklerimiz, yetişkinlerimiz daha fazla aradık, onların yoksunluğuna ulaşamadığımız için daha fazla istedik. Fakat şununla tamamlayayım, zaten bir dakikamız kaldı zannedersem. Evet. Bir kere Süha Bey, evi artık bundan sonra bir sosyal mektep, bir sosyal efendim oryantasyon gibi kullanmamız gerektiğini gördük. Evlerde hikayeler okuyalım, Türk kültürünü anlatan, medeniyetimizi anlatan, çocuğa ne vereceksek evde bizden duyması lazım. Evimiz bir mektep olması lazım. Evimiz güvenli hale gelmesi lazım. Evimizde oyunlar oynamamız lazım. Evimizde çocuğumuzla bulmaca bilmece çözmemiz lazım. Hocam şöyle yapalım, süre doldu, bu bize yetmedi. Çok evet, değer verdiniz programımıza. Yine görüşelim ediyorum sizinle Muhammed İnşallah. Ersin Toy. Sizinle temas kurar, bir başka program daha İnşallah. Yapalım. Uygun İnşallah Süha Bey. İnşallah. Hocam saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın. Estağfurullah efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Tolga Kutluay, ben Süha Uner. Saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın. Vesair sona erdi.